Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Bugün ne yapacağız? Köy binası 12 hesabımızdayız. Buradan bir geçiş yapacağız. Ama geçiş dediğimiz öyle çekişleri, ürünleri falan kullandığımız bir video değil. Ee, bol bol saldırımız, bol bol ganimetimiz olacak. Bunun yanında artık belediye binasını yükselteceğiz arkadaşlar. Ama hemen kitapla ya da çekişle bitirmeyeceğiz... Yükseltmesinin tamamlanmasını bekleyeceğiz Yükseltme tamamlandıktan sonra da Köy binası 13 olarak Gelişmelerimiz saldırılarımız devam edecek arkadaşlar Bir etap daha yükselmiş olduk Şimdi köy binası 10 11 12 olarak saldırı yapıyorduk Alt hesaplarda Şimdi artık 11 12 13 olarak saldırı yapacağız Aralara yine köy binası 10 atmaya çalışacağım Ama hesap olarak hepsi Birer kademe üste çıkıyor arkadaşlar Yavaştan şimdi like atmayı Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Bunu bir söyleyelim çünkü bazen unutuluyor. Ben söylemediğim takdirde ama söylediğimde hemen oradan unutmadan bir like atıp bir yorum atıyorsunuz ya da abone değilseniz abone oluyorsunuz. 4 tane inşaatçımız da boşta. Şimdi burada şöyle bir başlangıç yapacağım. Gördüğünüz gibi 9 milyon küsür iksirimiz var. 125k'da kara iksirimiz var. Köyün bir durumunu göstereyim. Geneliniz şöyle söyleyeyim. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Şunu yazın lütfen. Ben bu köyü henüz basmazdım. E, ''Yükseltmezdim köy binası 13'e.'' Diyen çok fazla izleyicimiz olacak. E, bu kişiler kim? Veya ben de basardım diyen kişiler kim? Yorumlarda yazın. Kim köy binası 13'e yükseltirdi? Kim yükseltmezdi arkadaşlar? Ben yükseltirim çünkü sıkıldım artık. Yani bakın köyde bir şey kalmadı. 4 tane havan var. 3 tane top var. 3 tane okçu kulesi var. Onun dışında duvarlarımız eksik. Eyvallah. Kraliçemiz 48 düşük. Barbar kralımız 48 düşük. Eyvallah. Koruyucumuz maksimum. Burada fazla bir önem verildi. Yani onun dışında duvarlarımız zayıf ama laboratuvarımızda sağlam. En azından kullanmış olduğum birlikleri yükselttim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, kara iksir birliklerimizde birazcık düşüklük var ama yani e, mesela elektro kullanıyorsam benim bu hesapta sadece elektro balon açık olsa da yeter yani. Benim düşüncem bu şekilde. O yüzden ben şöyle bir hamle yapıyorum ve 12 milyon altın karşılığında 18 güren, gün süren bu yükseltmeyi yapmış durumdayım. Aslında 18 günü görünce dedim lan beklese miydik? Yani direkt kitapla ya da çekişle mi bitirseydik dedim de. Şimdi şöyle bir avantajımız olur. En azından 18 gün bu geçer. O süre zarfında yine köy binası 12 içeriklerimiz gelir. Ee, hem de şu eksik kalan savunmalardan basarız birazcık. Ee, 9 küsür iksirimiz var. Bir gün 3 saat sonra e, kaya bolonu yükseltmesi tamamlanıyormuş burada bir tane kitabımız var ama kullanmayacağım. Şöyle yaparız arkadaşlar. İksir için bakın burada pekka falan var. Olmadı onlardan yükseltiriz Hatta bir gün kalmış. Şuradan hızlandırma yapalım. Galiba videonun sonuna yetişirse bir saatlik dilim içerisinde iksirimiz de birikmiş olur. Ona göre yükseltme yaparız. Orada da bir şey basarız. Bakalım ne basacağız. O da muallakta tabii. 3000 kupadayız. Ordumuz ejder yarasa köy binası 12 için gerçekten çok güçlü. Yani ejder anlamında değil de yarasa olarak köy binası 12'de tüm kombinasyonları kullanmanızı söyleyebilirim size. Gerçekten yeti atıcı yarasa olsun. İşte cehennem ejderi yarasa, ejder yarasa çok güçlü abi yarasayı direkt kullanın. E bunu kesinlikle söylüyorum. Onun dışında ordumuz hazır. Dilerseniz bol ganimetli saldırılarımız başlasın. Şimdi bu ganimeti nasıl geçebilirim? Bana birisi bunu söylesin arkadaşlar. 921 bin altın bulmuşum. Onun dışında 9 küsürde de kara iksir var. Köy binası 12'nin yandan yemişi daha yeni geçmiş. E, yeni Cehennem Kulesi'ni falan kuruyor. Rahat bir 3 yıldız alırız diye düşünüyorum. E, köy binası 11 olarak düşünüyorum çünkü bu köyü. E, saldırımı başlatacağım. Yarasaları belki göndermemize bile gerek kalmaz. Zaten hepsi dip dibe. E, bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle hemen temizliklerimizi yapalım. Duvar kırıcılarımızı gönderelim. Bu saldırıda bilmeyenler için söylüyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Çünkü beni takip edenler sürekli ejder yarısı yaptığımı biliyor. Genellikle sui hero'larla yani barbar kral, kraliçe olsun, e, buz golem olsun bir köşeyi temizleyip daha sonra diğer taraftan askerlerimizle giriş sağlıyoruz gördüğünüz gibi. Yolun ortasında bir koruyucu özelliği basıyoruz. Zeplin daha sonrasında belediye binasına doğru ulaşması gerekiyor tabii ki. Orada öyle hortum falan çıkmaması lazım. Hortum çıktı bakın, belediyeye ulaşması da sıkıntı. Vallaha ulaştı, yemin etmiş ya. Yani Zeplin demiş ki ben Burak Güvence 3 yıldız aldırmam gerekiyor demiş ama yetiler bu sefer duvarın dışında kaldı, gördünüz mü? Sıkıntı yok. Yarasalara şuradan saldım abi. Büyücü kulelerini hemen gözümüzle kesiriyoruz. Şurada bir tane var. Hemen şurayı bir donduralım. Bir tane ejderimiz geldi, belediye indirildi. O da güzel. Dedim yani köy kolay olduğu için rahat bir üç yıldız zaten koparacaktık. Son dondurmamızı da şuraya salladım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm ganimeti sildik süpürdük. Tabii ki böyle köyleri arkadaşlar böyle güçlü ordularla saldırmanıza da gerek yok. Dışarıdan toplayıcılardaki ganimeti alıp çıkabilirsiniz ama ben hani şöyle düşünüyorum. Ee, dandik ordularla saldırı yaptığımda genellikle izleme oranları birazcık düşebiliyor. Çünkü insanlar bebek ejderle sinsi goblinle ganimet kasılması izlemesi zevk vermiyor yani ordularla ama sizin için daha faydalı olacaktır. Bunu belirteyim. Hemen şuradan askeri isteğimizi gönderelim. Yeni bir ordumuzu basalım. Şöyle bastık. Evet, burada bir eksiğimiz varmış. Yeni gelen orduda bir tane dondurma büyüsü eksikmiş. Hemen onu tamamlayalım abi. Eyvallah. 3 tane inşaatçımız boşta. Şimdiki amacımız ne olacak? Saldırılarımızı yapalım. Böyle güzel ganimetler gelirse hemen e, şuradaki altınımızı doldurursak bir tane daha savunma basarız arkadaşlar. 12 milyona kadar çıkar mıyız bilmiyorum ama çıkarsak bir savunma daha basacağız. Laboratuvar yükseltmesini unutmayalım. Elimizde bakın kahraman kitabımız var. Bir tane de çekicimiz var. Olmadı şöyle bir şey de yaparız. Kara iksirimizi kasarsak hemen kraliçeyi kitapla bitiririz. 185k'ya ulaşırsak tabii ki. Kahramanı yükseltiriz 49 olur sonra da 50'ye çekiçleriz Öyle bir detay da yapabiliriz Bu arada geçişimizde de bize yardımcı olacak kitaplarımız Çekiçlerimiz var özellikle çekiçlere güveniyorum Burada 4 tane var bakın Sonrasında dükkana geldiğimizde burada da 385 madalyamız var Buradan da 2-3 tane daha madalya çatlatırız Güzel bir gelişim olacak Sağlıklarımız devam etsin bir muhteşem ganimet daha geliyor sayın seyirciler. Bugün neler oluyor gerçekten anlamış değilim. Ee, çok fazla kara iksire ihtiyacımız var. Şu ana kadar güzel kara iksirlerle karşılaştık. Şimdi sağlarımızı nereden başlatalım? Ee, kolay bir köy, hızlı bir 3 yıldız daha alacağız. Şuradan sağlarımızı başlatıyorum. Hemen buz golemi de gönderdim. Şuradaki duvarı bir patlatalım. Sonrasında da şuradan saldıralım. Zaten kolay olduğu için bu taraftan saldırdım. Normalde ters taraftan saldırdım ama baktım orada bir de püskürtücüler var. Şöyle girelim dedim. Ejderleri yolluyoruz. Hemen peşine balonlarımızı bıraktık. Koruyucu bir de zeplini şuradan bırakırsak bu işlem tamamdır. Koruyucumuzun özelliğini basalım arkadaşlar. Barbar kralımız hala mücadele ediyor. Bir e, öfke büyüsünü de şurada gönderiyorum. Orada balonlarla birlikte ejderler, zeplin Hepsi merkezi mahvetti. Gördüğünüz gibi tertemiz bir 3 yıldız. Alt taraftan da yarasaları yığdım. bundan sonra arka tarafta bir tane büyücü kulesi var. Onu da donduruyorum hava savunmasıyla birlikte. Sırf ejderlerimizin canı azalmasın diye hava savunmasını dondurdum. Bir dondurma daha atıyorum. Elimizde kalmasın. Bol bol iksirimiz var. Son dondurmayı da patlattım. Genellikle dondurma büyüsünü kullanırken arkadaşlar yanındaki savunmaları da içerisine alacak şekilde kullanın lütfen. Çok önemli. Yani bir tane savunmayı dondurup yanındakiler donmazsa onlar da hasar vurur yani. O yüzden dondurmalarınızı dikkatli atmaya çalışın. Tabii ki saldırı esnasında heyecanla vesaire bazen kaçabiliyor ama genellikle şöyle saldırı yapmadan önce dondurmaları nerede kullanacağınızı analiz edin ve ona göre kullanın arkadaşlar. Son bir tane inşaatçı kulübesi kalmıştı. Onu da aldık ve güzel bir ganimet aldık yolumuza devam edelim. 3'te 3 üç yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir ganimet daha karşımıza geliyor. Şimdi kartal topu bu tarafta. Buradan saldırmak daha mantıklı olacaktır. Belediye binası 12 e, savunmalarını yeni savunmalarında almış. Üçlü cehennem kulesi var. Belediye binası makslanmış. Bazı savunmalar basılmış bazıları da geride. Şimdi nasıl yapalım? Şuradan mı kahramanları yürütelim? Aynen buradan haydi kahramanları yürütelim arkadaşlar. Şöyle bir kenarı temizleyelim. Şuradan bir ejder patlatalım. Ee, onun dışında şuradan buz golemi gönderip duvarı da parçalayalım. Duvar parçalandıktan sonra hemen kral kraliçeyi gönderiyorum. Son bir duvar kırıcı var. Onu da attım elimden çıksın. Ejderleri de sahaya sürdüm. Hemen peşine balonlarımız geldi. Bir koruyucumuz, bir öfkemiz. Arkadan zeplinimiz. Çok güzel. Şimdi koruyucu ilerle. Şurada da koruyucumuzu basarsak bütün askerlerimizi koruyucunun içerisine almış oluruz. Şimdi belediye binasının orada kraliçe yaklaştı. Birazcık bir ufaktan korktum ama belediyeyi erittik çok şükür. Süper. Belediyeyi de erittikten sonra şimdilik yarasalarımızı sağa sürebiliriz. Çoklu cehennem kulesi var. Barbar kral ve kraliçe orada duvara takıldılar. O pek hoş olmadı. Ee, Çoklu cehennem kulesi indi süper. Çoklu Cehennem kulesi de indiğine göre biz şurada birinci dondurmamızı kullanalım. Hem büyücü kulesi hem de hava savunmasını dondurdum. Peşinden bir dondurma dağıtıyorum. Oradaki büyücüyü hemen temizledik. Arkada bir tane daha büyücü kulesi var. Onu da temizlediğimiz takdirde bize sıkıntı yaratacak hiçbir şey kalmayacak. Son dondurmamızı elimde hazır bekliyorum. Zaten oradaki barbarlara dönmüştü ama yine de kullanmak istedim. Ve 3 yıldızın sahibi olduk. Ganimeti de temizledik. Kara eksilimiz güzel ilerledi arkadaşlar. Kasmamız gereken yaklaşık bir 30 bin daha var. Bakalım kaç saldırı daha gerekecek. Hazır videodayken dedim saldırılarımızı iyice bitirelim. Kara iksirimiz de dolsun ki yükseltmemizi yapalım. Kahraman ve çekicimizi vuralım diye düşündüm. 32 kupa almışız. Devam edelim. Bir öncekiler kadar sağlam olmasa da yine güzel bir ganimet var arkadaşlar. Şimdi köye baktığımızda köy sağlam bir köy. Onu bir unutmayalım. Nereden saldıracağız ona bakalım. Şuradan bir dalış yapalım arkadaşlar. Hemen bebek ejderlerimizi salıyorum. Buz golemi gönderdim. Buz golem bir tankla gülüm. Arkadan hemen duvar kırıcıları patlattım. Bir tane kalmış. Onu da yolladım gitti. Şimdi şuradan bir ejder patlattım. Bir tane şuradan patlattım. Bakın güzel bir yol açmış bulunurken ejderleri de saldım. Balonları gönderdim. Son iki balonumuz kaldı şuradan gönderiyorum abi. Hava savunması birazcık tanklasın. Arkadan zeplenimizi bırakalım. Kraliçe tekli cehenneme odaklandı. Otomatik basıldı güzel. Şurada koruyucumuzun özelliği geldi. Ve bu koruyucu özelliğinden sonra ben sizlere şunu söyleyebilirim. 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Önceden söylüyorum. Bu sefer yanılma etme yok diye düşünüyorum. Belediye binası da indirilirken yarasaları da salmış bulundum. Zaten yarasaları göndermesek bile öyle bir giriş yaptık ki abi 3 yıldız çok önceden geldiğini belli etmişti. Şurada bir dondurma kullandım. Gerekli miydi? Gereksizdi. Fazla fazla dondurmamız kaldığı için böyle bir hamle yapıyorum. Sonrasında şurayı donduruyorum hemen. Tekli cehennemdir, büyücü kulesidir. Dondurduk, son attık ve köyü üçledik. Oo arkada bir büyücü kulesi varmış onu görmedim. Ama zaten bir sürü askerimiz var. Aldık mı? Anam alamadık. Tamam zaten çok az canı vardı. Alttaki ejderlerimiz ayıklar orayı. Koruyucumuz var. Kraliçemiz var. Tamamdır bu kadar. Oy kara iksirimiz de yükseliyor. Altınımız da yükseliyor. İksirimiz de yükseliyor. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. 3 yıldızdansa çok. E, ganimet almak bizim için şu an daha önemli. Biz ama ikisini de aynı anda götürüyoruz bir dengesizlik olmasın. Ganimetlere doymuyorduk arkadaşlar. Şimdi bir köy daha bulduk. Klan kalemizde 4 birimlik yer boş, 2 tane yeti var. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de bilgisini vereyim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Şöyle kahramanlarımıza ne yapıyorduk? Yol açarak başlıyorduk. Şöyle gönderdim. Duvar kırıcılarımızı yolladım. Şöyle geliyorum. Artık ezberi artık. Kartal topunun olduğu yer olur. Püskürtücülerin Ters olduğu noktalar olur. O şekilde saldırı yapıyorsunuz. Elektro çıktı kılan kalesinden. Hemen ejderleri yaydım. Peşine balonları gönderdim. Hortumu da çıkarttık. O da güzel oldu. Bir öfke patlattım. Şöyle zeplini de çapraz yolladım. Birazdan koruyucu özelliğini basacağım. Şöyle baktım askerler ufaktan dağılıyor. Hemen dedim basalım. Merkez tarafta bir öfke daha yolluyorum. Zeplin içerisindeki yetiler balonlar vesaire orada belediye binasını indirecektir. Arka taraftaki çoklu cehennem kulesinde tabii ki almazlarsa kötü olur. Alırlarsa tadından yenmez ki alacaklar. Yeti gitti güzel. Köyde bir şey kalmadı. Şurada büyücü kulesi var. Barbar kralın gelmesini bekledim ama baktım gelecek gibi değil. Ben de yarasaları salayım dedim. Hemen büyücü kulesini donduruyorum abi. Birinci büyücü kulesi indirildi. Arka tarafta iki tane daha büyücü kulesi var. Ama hiç dert değil çünkü iki tane dondurmamız var. Zaten ejderler kraliçe falan orayı mahvetmiş abi ya dalga mı geçiyorsunuz attım gitti. Kraliçeyi de bastım 3 yıldız geldi. Güzel. Vallahi güzel. Ganimetler var ya muhteşem ya. Bebek gibi ganimet alıyoruz. Kaç olduk? 166k kare eksilimiz kaldı. Yaklaşık 20k'lık bir eksikliğimiz var arkadaşlar. E bu 5 yıldız bonusu var ya oradan da ganimetimiz geldi zaten. Oradan da ganimetimizi alacağız. Şöyle 1-2 saldırı daha yapsak yeterli olacaktır. Yavaştan artık videonun sonuna geliyoruz. Son savaşlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza gelen köye saldıracağız. Kolay bir köy. Hızlı bir 3 yıldız. Ganimete ihtiyacımız var. Baya bir e, şiir gibi oldu. He. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Kahramanlarla diyecektim. Ulan zeplin atmamışlar. Kendi zeplinimizde ikinci seviye onu kullanalım. Neyse. Köy kolay inşallah içinde asker vardır. O değil zeplin önemli değil. Zeplini yine kurtardık da inşallah dediğim gibi içine yeti atmışlardır. Şimdi şuradan ejderimizi yolladım. Duvar kırıcılarımız. Hemen köy binası 10 şeyleri var ya. Savunmaları. Yani yok yani içinde olmasa bile ejderlerimiz alır abi. Şimdi koruyucu özelliğini bastık her zamanki gibi. Standart taktiğimiz... Merkezde bir öfke büyüsü. Barbar Kral'ın özelliğini basmadım. Evet, Klan Kalesi boş muymuş ya? <laughs> Vallahi asker atmamışlar. Kontrol etmedim ya. Oy oy oy. Neyse sıkıntı olmadı yine. Şuradan da yarasaları salalım. Göndermesek bile olurdu da gönderelim haydi. Bir tane dondurmayı Çoklu Cehennem'e kullandım. Birazcık şovuna kullandık. Ee, evet, arka tarafta şurada tekrar kullanıyorum... Yani şovuna kullandık da kullanmaz olaydık he. Büyücü kulesini indirdik. Kartal topu hala inmemiş ya. Şurada kraliçenin özelliğini bastık abi. Şimdi kartal topunu kraliçemizde indirmemiz gerekiyor. Ve indirmiş bulunuyoruz an itibariyle. Şimdi artık 3 yıldız gelir değil mi? Yani. İlkinde <laughs> orada çoklu cehenneme şov olsun. Zaten 3 yıldız aldık diye attım. Şu an arkadaki hava savunması köyü koruyor. Ejderimiz kaydı mı? Ulan kaysan oraya. Allah Allah olaya bakar mısın ya? Vallahi 3 alamadık. Tam 3'ü almayalım. Şu iksiri de alalım. Çıkalım gidelim. Klan kalemiz boşmuş ne yapalım. Böyle olsun arkadaşlar. Bu, bu sefer de böyle olsun. Bir tane hava savunması köyü e, korudu. Vallahi bakın gördünüz mü? Rakibi küçümsemeyeceksiniz. Yani zeplini falan geçtim, dondurmalar orada e, canı gönülden attık zaten 3 geldi diye. Dışarıda büyücü kuleleri varmış, onları görmedik. Neyse, 3 e, yıldızla bir ilişkimiz yok çok da fazla. Ganimetimizi aldık. Yavaştan son savaş diyelim ya, 175k kara eksir var. E, son savaşta da şöyle bir 7-8k alırsak, klan kalesindekileri de eklersek işimizi görecektir. Evet, güzel bir ganimetle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer klan kalesi kontrolü yapmadım. İnşallah yine boş değildir. Bakalım neler olacak şimdi. Bu sefer dikkatli saldıracağım. Merak etmeyin buradan 3 yıldızı kopartacağım. Hemen buz golem peşine duvar kırıcılarımız geliyor. Barbar kral ve kraliçe de sahaya dahil oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan gönderdim bir ejder. Oy, şuradan iki balon atıyorum. <laughs> bir tane de bebek ejder patlattım. Yolumuzu güzel açtık çok şükür. Ejderlerimizi savaşa dahil edelim. Arkadan balonlar, koruyucu barbar kralın özelliği hemen bir öfke büyüsü peşinden de zeplin. Şimdi belediye bir tık uzakta. Orada da hortum çıktı. Biz şurada bir koruyucu özelliğini çatlatalım. Çünkü tekli cehennem de orada askerlerimizi falan filan indiriyordu. Hemen öfkeyi patlattım. Belediye'yi kurtardığımız takdirde işimiz çok daha kolay olacak. Evet belediyeyi de indirdik. Arka tarafta yığılı bir şekilde büyücü kuleleri var. Ama hiçbir korkumuz yok. Şuradan da bebek ejderi attım. Alt taraftan büyücüyü hani dikkatini çekmek için de kullanabilirdik ama e, problem yaratacağını düşünmediğim için buradan temizlik açısından gönderdim. Birinci dondurma büyümüzü şurada kullanalım bir. Bir tık erken oldu. Farkındayım arkadaşlar. O hava bombası geldi. Yarasalarımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibariyle ama dondurma büyümüz, ejderlerimiz ve kraliçemiz hala hayatta. Şurada bir dondurma daha kullanalım. Koruyucuyu kaçırdım. Rakip koruyucu yani. Onu da alsaydım daha tatlı olacaktı. Kraliçeyi de bastım. Savaşı sonlandırdım. Evet bugün toplamda bir tane 3 yıldız alamadık. Diğerlerinde 3 yıldız almayı başardık arkadaşlar. Ama o saldırımızı zaten hatırladığınız gibi çok geride değil. Bir savaş öncesinde olmuştu. Ve klan kalemiz yoktu. Dondurmaları da böyle sağ sola küt küt attık 3 yıldız alacağız diye patladık sonra. Şimdi işin güzel kısmına geleceğiz. Yükseltme kısmına altınımız. 12 milyon olmadı maalesef. Amma ve lakin bakalım neler yapabileceğiz. Baya güzel ganimetler aldık bu arada. Şimdi evet klan kalesinde ganimetimiz var. Şunu bir çekelim. Süper. Şimdi laboratuvara geliyorum arkadaşlar. Laboratuvarda iksirimiz bol bol var. Kara iksirle herhangi bir yükseltme yapmayacağım. Ne basalım şimdi? Pekka basmayı düşünüyorum ki onu basacağım muhtemelen. Bir yandan duvar kırıcıyı da kullanıyorum. Pekka çok kullanmıyorum açıkçası. O yüzden hani belediye 13'e geçtiğimizde işime yarar mı onu düşünüyorum. Pek de sanmıyorum ya. Duvar kırıcı veya okçu daha çok işime yarar arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız abi her kara ordusunda hem hava ordusunda duvar kırıcı iş yapıyor. Okçuyu da niye düşünüyorum? Kraliçenin yanında çıkan okçuların seviyesi yükselecek. 11 günmüş. Bu da 12 günmüş. Şimdi duvar kırıcı basacağım. Karar verdim. Duvar kırıcı bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim Kraliçemize 6 gün 12 saatlik bir yükseltme var. Şunu düşünüyorum. Kitap kullanmasam mı? Neyse kullanalım ya. Söz verdik videoda sonuçta. Hani ileride 7 gün 8 gün olduğunda daha mı kıyak olur diye düşündüm ama harcadım 49 yaptım. Şimdi de çekiçle 50'ye vurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Artık kraliçemiz 7 gün süreyle yükseltmesi olacak tam tamına 51. seviyeye basmak için. Şimdi şurada biraz daha iksirimiz vardı. İksiri çektim. 3 tane inşaatçı boşta. Altınımız dursun. Bir sonraki videomuzda bu altını yükseltip hemen bir savunma basarız arkadaşlar. Bu şekilde ilerleriz. Elimizdeki iksirle ama duvar basacağım. Evet, bir tane duvar bastım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve videonun da yavaştan sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.